Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. PES 2019 Mobile'de yeni bir top açın bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle güncel kadromu şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız çünkü kadromu sormuştu. Abi kadronu da gösterir misin diye. Kadromuzda yani büyük bir açık yani eksiklik yok söyleyebilirim. Sadece sağ bekimizde bir siyah top yok ama Nacho orayı gerçekten 4-4'lük kapatıyor. 10 numara oynuyor sağ bekte arkadaşlar. Normalde stoper ama sağ bekte de oynuyor ve overall'ı da düşmüyor. 87 overall normalde. Yine 87 olaraktan kalıyor. Kadromuzun hali bu şekilde. Yedeklerimiz bu şekilde. Kadromuz 10 numara dediğim gibi çok fazla bir eksiği yok. Buraya efsane yakışırsa işte Ronaldinho'ydu, işte Gerrard'dı, işte bilmem neydi falan filan. O tür oyuncular gelirse güzel olur. Hemen şu diğer yedekleri de şöyle bir açmak istiyorum. Şöyle aşağıya doğru bir göstereyim. Hem kadromuza şöyle bir kısaca bakmış oluruz. Şöyle aşağıya gelelim. Aslında şu Thiago Silva'nın yerine şu Rafael Varane'ı kullanmak lazım. 91 hızı var çünkü. Yedeklere alayım ben bunu olmadı. Savunma becerisi de çok iyi. 95 savunma becerisi var. Hızı da 91. Gerçekten efsane bir kart oldu. Maksimum seviyede. Şöyle aşağıya doğru bakalım. Şöyle kadromu şöyle bir kısaca göstermek istiyorum. Kadromuzun son hali bu şekilde. Tamam, bundan sonrakiler zaten altın top. Yani fena bir kadromuz yok arkadaşlar. Hemen bu şekilde de kısa bir göstermek istedim sizlere. Geriye gelelim, hemen top açılımı yapacağız şimdi arkadaşlar. 8 tane gümüş top garantili ödülümüz var. Hemen şuraya gelelim. Gördüğünüz gibi 6 tane de altın top var ama altın topları PES 18'de hatırlayan arkadaşlarımız vardı. 12-13 tane yapıp toplam biriktirip ondan sonra toplu bir şekilde altın toplara özel bir bölüm yapıyordum. Yine bu sene de aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. PES 19 sezonunda da. Şimdi sadece gümüş topları açacağız. Gelmesini en çok istediğim oyuncu da arkadaşlar Gareth Bale. Ondan sonra bende Dybala yok arkadaşlar. Gareth Bale, Dybala ve sağ bekte de Kimmich gelirse güzel olur. Kimmich neredeymiş? Şöyle aşağıya doğru inelim. Geçtik mi acaba? Bakayım. Geçtik herhalde. Sağ bek Kimmich gelirse güzel olur arkadaşlar. Oyunun tek siyah top sağ beki biliyorsunuz. O yüzden onun gelmesini açıkçası isterim. Aynen şurada. Tabii kısmet yani bulabilirsek. Haydi bismillah diyelim. Çok fazla uzatmadan 8 tane topumuz varmış. Açmaya başlayalım. Toplar dönsün bakalım. Benim totemim arkadaşlar daha çok yani siyah top çıkartma taktiği diye bir şey yoktur. Sadece totem uyguluyoruz. İşte şurada basacağım, burada basacağım diye. Genelde siyah top geçtikten 1 veya 2 saniye sonra bu şekilde basıyorum. Ah be, gördüğünüz siyah çok yaklaştı. Genelde benim totemim bu şekilde. Bu oyuncuları ekleyeceğim takımıma. Şeylerde kullanacağız çünkü. GP kasmak için kullanırız gümüş topları. Hemen ikinci topumuzu çevirdik. Dediğim gibi genelde ben siyah toptan 1 saniye ve 2 saniye sonra peşinden basıyorum. 18'de ben bu şekilde çok siyah top buldum. Benim eski abonelerim, eski takipçilerim bilir kanaldan. Çok fazla top açılımı yapıyoruz biliyorsunuz. Hemen yine bir siyah topu görelim. Peşinden basalım. Bir siyah top geçti ama yakın geçti. O yüzden bu siyah topu bekledim. Altın topu geçti. Gümüş top da kaldı. Kasımpaşa'dan Trezeguet geldi. Özellikleri nasılmış ya? Şöyle bakacağım. Bir ara çok etkiliydi. Çok güzel oynuyordu. Hala da güzel oynuyor. Ben beğeniyorum bu Trezeguet'in oyununu. Aslında fena bir kartta değilmiş. Yani. Hızı 80'den başlıyor. Şut gücü de 78'den başlıyor. Yani 55 seviye kadar da yükseliyor. Gerçekten güzel bir kart bence. İleriye dedik. Hemen 3. topumuzu açalım. Toplar dönsün bakalım. Dönsün toplar. Dönsün. Nerede basalım? Yine aynı şeyimizi uygulayalım. Aynı totemimizi uygulamaya devam edelim arkadaşlar.
İki siyah yan yana geçti. Biraz bekleyeceğim o yüzden. Yine bir siyah görelim. Hadi bir siyah daha görelim. Neredesin? 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 Siyah topun peşinden bastım arkadaşlar. Yine altın topu geçti. Gümüşte kaldı. Nandez diye bir arkadaş geldi. Tamam. Ekledik seni de takıma. Devam ediyoruz. Dördüncü topumuzu çevirmeye başladık. Bakalım siyah top bulabilecek miyiz? Bakalım bakalım bakalım. Siyah top bulabilecek miyiz buradan? Oh, siyahlar yan yana geçti. Hepsi birden bassaymışız. Belki oralarda siyah denk getirebilme ihtimalimiz çok yüksekmiş. Haydi bakalım biraz daha bir siyah gördük. Ulan peşinden bassaymışız. Belki de gelmesi içten bile değil. Hadi bir siyah daha bekleyeceğim. Bastım peşinden. Yine ulan altın topu geçiyor. Arkasında duruyor. Bruno Varela. Varela. Tamam ekledik bunu da takımıza. 4 tane top açtık. Herhangi bir şey yok. 5. topumuzu açtık. Toplar dönsün. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. 8 tane top açtık. Açacağız daha doğrusu. Nerede basalım? Yine bir siyah kumu görelim. Bu sefer bir siyah gördüm. Peşinden uzun bir zaman sonra bastım. Yani 3-4 saniye sonra bastık. Ama yine bir şey yok. Son 3 topumuz kaldı. Son 3 topumuz. Nerede basalım? Nerede basalım? Nerede basalım? Nerede basalım? Haydi bakalım Konami. Bir siyah topun peşinden bastık yine. Yok arkadaş. Ortalıklarda susa geldi. Tamam. Seni de ekledik. Son 2 topumuz. Bastım tekrardan. Son topu direkt bas taktiğiyle mi açsam? Yani totemi ile diyeyim. Taktik değil de. Yine çok yakın geçti. Ama arkasındaki top yakınmış. Nerede basalım bakalım. Yine bir siyah topu görelim arkadaşlar. Bakalım. Bastım yine siyah topun peşinden. Haydi oğlum. Ortalıklarda bir şey yok. Son topu hemen bas taktiğiyle, totemiyle açmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani döner dönmez basacağım. Direkt bastım. Maalesef yine gelmedi. Oo, Emre Mor geldi. Severiz kendisini. Bakalım özelliklerine şöyle bir bakmak istiyorum. 67 seviyeye kadar yükseliyor. 21 yaşında. Genç bir oyuncu. 78 top kontrolü, 81 top sürmesi gayet iyi. Falsosu güzel. Hızı güzel. 79 ama şut gücü biraz düşük. Takımımızda kalsın. İlerleyen günlerde belki kullanırız. Farklı şeyler yapabiliriz. Şu Youngstar'a gelelim arkadaşlar. Youngstar'da %5,5, %6 gibi bir siyah top bulma şansı var. Buradan top açmayacaktım ama bir tane açmak istiyorum. Burada çünkü sağ bek Kimmich de var. Zaten hepsi genç. Bende olmayan siyah top olarak Dybala, Kimmich. Bakalım Kimmich, Dybala. Başka kim varmış? Marquinhos. Marquinhos yok. Yani 3 tane falan siyah top yok bende buradaki oyunculardan. Hadi bir tane buradan açalım. Gelmişken buraya da 25.000 GP ödedik. Toplar dönsün bakalım. Buradaki oyuncular genelde genç oyuncular. Young Stars. Yüksek seviyelere kadar ulaşabilen oyuncular var. İşte 70'lere kadar 60'ları geçen oyuncular var yani. Siyah top bulma şansımız düşük ama şansımızı deneyelim bakalım. Nerede basalım? Bir siyah topun peşinden bastım.
Altın top geldi. Kim gelmiş bakalım? Dellefeu geldi. Bizde vardı sanki, ben satmış mıydım onu ya acaba? Diğer oyunculara bakalım. Ben galiba satmıştım bunu. Bir tane daha vardı bende. Hızı çok iyiydi sanki, 85. Bir tane daha açacağım arkadaşlar. 25.000 GP ödedik. Toplar dönsün bakalım. Bir tane daha açalım. Noktalandıralım. Yavaş yavaş videomuzu. Nerede basalım? Hadi bir siyah topun peşinden basalım. Burada da aynı sistemi yapalım. Maalesef gümüş top geldi. Siyah top bulamadık. Kimler gelmiş? Şu oyuncu çok gence benziyor. Kaç seviye kadar yükseliyor merak ettim. 22 yaşında, 63 seviye kadar. 56. Evet arkadaşlar, videomu noktalandırıyorum. Siyah top bulamadık ama güzel bir top açılımı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla siyah topa yakın bir yerde de durmadı. Yakın bir yerde de durmadı yani siyah topa. Genelde altın topların yanında durdu hep açtığım toplar. Demek ki sistemi biraz daha top açılımı yaparaktan çözmeye çalışmak lazım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz de ücretsiz abone olup bu şekilde top açılımı videoları, işte bilgilendirme videoları, oyunla alakalı ayarlar, işte hareketler, çalımlar, nasıl GP kasları, hepsi kanalımda mevcut arkadaşlar, takip edebilirsiniz. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.